Sevgili arkadaşlar, bu videoda anlatacağım konu ticari zeka. Ticari zeka nedir? Hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Bize ne gibi faydalar sağlıyor? Bunları açıklayacağım. Bununla beraber bu videoda anlatacağım bilgilerle siz de kendi ticari zekanızı ölçebileceksiniz. Yani ticari konuda kendinizi test edebileceksiniz. Dolayısıyla bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar, ticari zeka nedir? Ticari zeka, ticaretle alakalı yetenek ve beceriler, kabiliyetlerin toplamıdır. Zeka, yetenek, beceri, kabiliyet güçlenebiliyor mu? Geliştirilebiliyor mu? Evet, geliştirebilirsiniz. Ticari zeka dendiği zaman kimin ilgisini çekiyor? Aslında herkesin duyduğu bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor ki, rızkın onda dokuzu ticarettir. Yani rızkın onda dokuzu, %90'ı ticaret. O yüzden aslında rızıkla alakalı, para kazanmakla alakalı hedefleri olan herkes ticareti ilk önce gözünün önüne getiriyor. Ticaretin onda dokuzu da cesarettir. Ticari zeka insanın doğuştan kazandığı bir yetenek, bir zeka alanı değildir. Ticari zeka sizin çevrenizde alışverişle alakalı, para kazanmakla alakalı insanların size yüklediği düşünce, kabiliyet, beceri, yetenek, bunların toplamıdır ticari zeka. Ticari zeka yükseldikçe bu insana doğrudan yansıyor sevgili arkadaşlar. Bunu zaten hemen cebinde hissediyor kişi. Ticari zekası yüksekse bunu bütçesinde hissedebiliyor. Ticari zeka sadece tüccarlara değil, para kazanmakla alakalı hedefi olan herkesi etkiliyor. Herkesi doğrudan etkiliyor. Mesela bir yerde çalışsa bile bir kişi, maaş alsa da ticari zekası yüksekse o yine alternatif yollar buluyor. Ek işler yapıyor ve kendi işini kurabiliyor. Bir yerde memur olsa da ticari zekası güçlü olan insanlar aynı zamanda para harcamasını da çok iyi biliyor. Parayla iletişimi iyi oluyor. Tasarruf konusunu iyi biliyor. Nasıl biriktirebileceğini biliyor. Nasıl israf etmeyeceğini biliyor. Ticari zekası yüksek olan insanlar. Ticari zeka insanda nasıl yükseliyor? Genellikle ilk çevre tarafından yükleniyor kişiye. Mesela bakkal amca, öğretmeni veya annesi veya babası çocuğuna ticaretle alakalı veya şöyle diyelim, ticari genel olarak onun alt kategorileri var. Mesela parayla alakalı, dil kalıpları, düşünce kalıpları oluşturuyor veya kazanmakla alakalı, çalışmakla alakalı, zenginlikle alakalı. İş adamı dendiği zaman ona çevresi tarafından üretilen düşünce kalıpları veya dil kalıpları, onlarla şekilleniyor insanın ticari zekası. Onların söyledikleriyle yükseliyor veya düşebiliyor. Ticari konuda yetenekleri, zekası, kabiliyeti yüksek mi, yüksek değil mi? Şu şekilde test yapabilir kişi. Mesela para dendiği zaman ilk aklına hangi cümle geliyor? Alışılmış hangi cümle var? Örneğin para elinin kilidir diyorsa ticari zekası, parayla alakalı zekası, yeteneği düşük demektir. Veya para adamı bozar. Bunun gibi cümleleri etrafından duyup öğrendiyse ve bunları tekrarlıyorsa bu kişi ticarette başarılı olamaz. Veya zenginler kalleş, işçiler kardeş cümleleri devamlı beyninde dolaşıyorsa, o zaman zenginlere karşı bakış açısı genel olarak negatifse mesela ticari zekası düşük demektir. Zengin olma konularında kendine aslında engeller koyuyor, blokajlar koyuyor. Yani eline bir fırsat geçse, eline mal mülk geçse kişi zenginler kötüdür diye düşündüğünden dolayı kendini zabote ediyor. Yani ayağına kurşun sıkacak, ilerleyemeyecek, zengin olamayacak. Çünkü zengin olsa kötü olacak. Öyle bir düşüncesi varsa beyninde ticari zekası, yeteneği düşük demektir. Kazanmakla alakalı, para biriktirmekle alakalı eğer kişi şöyle bir düşünceye sahipse, para kazananlar, biriktirenler, zengin olanlar hep haram yol ile para kazanıyorlar, başkalarına zulüm ederek para kazanıyorlar diye genel bir cümle kullanıyorsa, yani genelliyorsa, o zaman bu kişi para biriktiremez, zengin olamaz, kazanç elde edemez. Çünkü para kazanmak onun için kötü bir şey. Para kazanıyorsa o zaman haram yolla ben para kazanıyorum diye beyninde program olduğu için
Önüne gelen fırsatları hep teper, geriye teper. İşte burada anlatmak istediğim blokajlar, yani tepmeler, geri itmeler çok oluyorsa insanda ticari zekası düşüktür. Eğer paraya, zenginliğe, kazanca, çalışmaya kişi nötr bakıyorsa en azından veya iyi bakıyorsa, bu insanın zekası ticari konuda yükselmeye meyillidir veya yüksektir. Zenginlerin devamlı zengin kalmaları veya o soydan gelen insanların sürekli zengin olmaları çocuklarının ticari zekayla alakalıdır. Çünkü öyle yetiştirilmiştir, öyle öğrenmiştir. Beyinle alakalı, beyindeki kilitleri yoktur o kişinin. O yüzden zengin insanın soyundaki insanlar da genellikle zengin kalırlar veya zengin olurlar. Biz atalarımızın aynası olduğumuz için atalarımızdan öyle öğreniyoruz. Yani zengin olan insanların ataları da zengin olduğu için zenginlik de öğrenilmiş soydan geliyor ve ayna şeklinde zenginlik devam ediyor. Şöyle diyelim, zenginin elinden her şeyini alın, her şeyini alın, hiçbir şey kalmasın. Bir sene sonra yine eski durumuna yaklaşıyor. Yine zengin oluyor. Çünkü o beyinle alakalı, düşünce kalıbıyla alakalı. Yani beynindeki programla alakalı. Fakat bunun aksi de var. Eğer bir kişi fakirse onun genellikle dedesi de soyundaki insanlar da fakir oluyor. Çünkü öyle öğrenilmiş, öyle buna öğrenilmiş çaresizlikler deniyor. Ataları çocuklarına sürekli mesela çaresizlik öğrendiyse çaresizliği anlatıyor. Fakirlik yaşadıysa fakirliği övdüğü için zenginleri yerdiğinden dolayı bu çaresizlikleri de evlatlarına öğretiyorlar, torunlarına öğretiyorlar. Dolayısıyla genellikle arkadaşlar o soydan fakirlik devam ediyor. Şimdi iki çeşit zengin var. Bir zengin sonradan görmen. Yani daha önceden fakir, yokluk yaşamış sürekli. Birden zengin olmuş, ağır gelmiş kişi. Ağır geldiği için nasıl para harcayacağını bilmiyor. Gerçek zengin gibi nasıl para harcayacağını bilmediği için har vurup harman savuruyor. Çocuklarını şımarık yetiştiriyor. Çocuklarını eğitmiyor parayla alakalı. Mesela şımarık zengin çocukları diyorlar ya, aslında bu şımarık zengin çocukları sonradan zengin olan ailelerde oluyor. Onlar piyasada fazla yok aslında ama görünürde hep onlar var. Parayla hava attıkları için genellikle onları insanlar zengin olarak görüyor. Gerçek zengin değil onlar. Onlar sonradan zengin olanlar, sonradan görme. İkinci kategorideki zenginler, gerçek zenginler de sevgili arkadaşlar, bunlar hiçbir zaman çocuklarına balık vermezler. Balık tutmayı öğretirler. Yani onlara hazırdan bir şey vermezler. Onlara nasıl kazanacağını öğretirler. Genellikle biz Avrupa'da kaldığımızdan dolayı buradaki gerçek iş adamları, yani soyundan 300 sene, 500 sene önce de zengin olanlar, onlar çocuklarını yanlarında ilk önce hademe olarak çalıştırırlar. Temizlikten başlatırlar. Yani tuvaletleri temizlettirirler çocuklarını. Süründürürler. Onlara çok şahit olalım. Sonra çocukları o şirkette kariyer yapar bir çeşit. Tuvalet temizlemekten cam silmeye, ayna silmeye, sonra paketleri dağıtmayı öğrenir. Küçük işleri yapar. Sonra zaman ilerledikçe, tecrübe kazandıkça, burnu sürttükçe patron evladını yanına yaklaştırır. Yani ofise yaklaştırır. Sonra yönetmeyi öğretir, yönlendirmeyi öğretir, liderlik öğretir, balık tutmayı öğretir ve işin her tarafından tuttuğu için kişi gerçek zengin olur. Yani o kişi erilmez, her işi yapmıştır daha önceden. Her işi yaptığından dolayı o şirkette hak ettiği yere ulaşır ve muhafaza eder, kazandıklarını muhafaza eder sevgili arkadaşlar. Öbür türlü birden zengin olsaydı o çocuk, böyle miras gibi alsaydı kıymetini bilmezdi zaten, o malın mülkün kıymetini bilmezdi. Ticaret konusunda zekası gelişmediği için, birden kavuştuğu için her şeye, her şeyi de birden batırırdı sevgili arkadaşlar. İşte biraz önce anlattığım Avrupa'daki iş adamlarının çocuklarını yetiştirme usullerine göre yetişmiş bir delikanlı düşünün. 25 yaşında ticari zekası gelişmiş bir delikanlıyı tutun, Afrika'nın bir çölüne bıraksanız, yani böyle bir köyüne bıraksanız, o birkaç sene içerisinde yine orada eski başarıya, eski zenginliğine kavuşur. Neden? Çünkü ticari zekası var. Balık tutmayı biliyor.
nasıl yükseleceğini biliyor. Daha önceden hep uyguladığı için, bu konuda yetenekleri, kabiliyetleri olduğu için tekrar zenginliğe, bolluğa, berekete ulaşır o genç, o delikanlı. Ticari zekayı geliştirmenin en önemli yolu doğrudan annenin, babanın, yakın çevrenin çocuğu yetiştirmesi, ticaret konusunda, para konusunda, para harcama, para kazanma, iş yapma, kazanma, yani balık tutmayı öğrenmesi gerekiyor. Yetiştirilme tarzı çok önemli. Ticari zekayı geliştirmenin ilk yolu eğitim, yani çevresel eğitim. Genellikle bu şekilde yetiştirildiği zaman insan ticari zekası güçlü oluyor. Bunun aksi de var sevgili arkadaşlar. Yani sen bu şekilde yetiştirilmediysen, yani bolluk bilinciyle yetiştirilmediysen, sürekli kıtlık bilinci, para nasıl kazanılır bilmiyorsan veya sana hazır verildiyse her şey, balık tutmayı öğrenmedin, balık verildi sürekli, direkt balığı tuttun yedin, zenginlik bilinci sende gelişmediyse, yani ticari zeka düşükse, merak etme, bunu geliştirebilirsin. Bu konuda kendini geliştirmek istiyorsan ilk yapman gereken şey, seni engelleyen blokaj, yani kıtlık bilinci, bakış açısı, parayla alakalı, zenginlikle alakalı veya kazançla alakalı söylediğin o negatif cümleler veya tespitler, blokajlar, onları bulman gerekiyor. Bunları bulduktan sonra seni engelleyen düşünceler, dil kalıpları, bakış açısı, bunlardan kurtulduktan sonra zenginlik bilincini kendine yükleyebilirsin. Zenginlik bilinci kendine yüklediğinde, kafadaki kilitlerden kurtulup zenginlik bilincini kendine yüklediğinde, bu senin davranışlarına yansıyacak, senin duygularına, senin düşüncelerine yansıyacak. İşte o zaman önüne gelen fırsatları bu video gibi değerlendireceksin, kullanacaksın. Fırsatları hemen yakalayıp kazanca çevirebileceksin. Yani sen bu videodan sonra elinde hiçbir bahanen kalmayacak. Yani sen hocam ama beni böyle yetiştirmediler, ne yapayım, annem suçlu, babam suçlu diyemezsin. Bunu diyemezsin. Yani sen kendi blokajlarından kurtulabilirsin. Kendi ayak bağlarından kurtulabilirsin. Zenginlik bilincini de yükleyebilirsin kendine. Ticari zekası yüksek olan insanların en önemli özelliklerinin bir tanesi de sorumlulukları üzerine almak. Yani birilerini suçlamazlar onlar. Ya o suçlu, bu suçlu, annem suçlu, öğretmenim suçlu demezler. Onlar sorumluluğu ele alır ve harekete geçerler. Problemleri o şekilde çözerler. Bu konularda ilerlemek istiyorsan o zaman yapacağın en önemli şey sorumluluğu almak ve kendini geliştirmek. Bu videonun başında söylediğim gibi ticari zekanı nasıl test edersin? Ticari ve zenginlik bilincinin sende yüksek olup olmadığını nasıl anlarsın? Şimdi sana söyleyeceğim bazı kelimeler var. Bu kelimeleri ben sana söylediğimde hangi cümleler aklına ilk geliyor? Kendini nasıl hissediyorsun? Hangi cevapları veriyorsun? Bu kelimelerin arkasında sen kendini daha fazla pozitif mi hissediyorsun, olumlu mu hissediyorsun veya olumsuz mu hissediyorsun? Bu duruma göre de sen ticari zekanın yüksek olup olmadığını anlayabilirsin. Birinci kavram para. Para dendiğinde hangi cümleler ilk aklına geliyor? Bunları yazabilirsin. 2. Zenginlik kelimesi. Bu kelimenin hemen arkasında ilk bilinç altına ne geliyor? Hangi cümleler aklına geliyor? Üçüncüsü zenginler, iş adamları. Bu kelimeleri ilk duyduğunda ne hissediyorsun? Hangi cümleler ilk aklına geliyor? Para kazanmak, bunun yanında satış yapmak, pazarlamak, ticaret yapmak. Bunları duyunca ne hissediyorsun? Hangi cümleler aklına geliyor? Bunun yanında da fakirlik, fakir, yoksulluk, parasızlık, mağdur olmak. Bunları duyunca ne hissediyorsun? Bu cümlelere vereceğin cevaplara göre kendi ticari zekanı, zenginlik zekanı ölçebilirsin. Bu videoyla kendini test ettin. Şimdi eğer bu videoya göre ticari zekan düşükse, bunu arttırmak istiyorsan, zenginlik bilincini arttırmak istiyorsan, kazanmak istiyorsan, o zaman bu videoda anlattıklarımı ciddiye alıp hayatına yansıtmalısın. Bizim danışanlarımız bu konularda kendilerini geliştirdiler. Ticari zekalarını, zenginlik bilinçlerini arttırdılar. Bu şekilde bu davranışlar onların hayatlarına, iş hayatlarına yansıdı. Bütçelerine yansıdı, ceplerine yansıdı. O yüzden bu anlattıklarım çok önemli. Sana bu konularda daha detaylı yol göstermemizi istiyorsan bizimle birebir görüşmek için başvurabilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk.
Eğer sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken şey bu videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek, ön görüşmede görüşmek dileğiyle hoşça kal.